Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Anlatacak çok şey var dakikalarında. Gördüğünüz gibi elimde çok güzel rengi olan bir papyon var. Yine değişik bir papyon, lacivert. Ben bir papyon sever olarak bu papyonları görünce hepsi benim olsun dedim. Artık yayının sonunda görüşeceğiz. Stüdyodaki değerli konuğum Sayın Selda Susal. Hoş geldiniz. Hoş Selda bulduk. Hanım. Sağ olun. Şimdi biz bugün kravat konuşacağız. Burada görüyorsunuz. Papyonları konuşacağız. Belki gardırop detoksu diye bir şey duymuş muydunuz? Biraz ona değiniriz. Ve stil danışmanlığı, yani size bir tarz belirlenmesi, hepsi var Selda Hanım'da. Gömleklerimiz var. Gömlekler var Selda Hanım'ın üzerinde. Kol görmek düğmelerimiz kol var. Kol düğmeleri var. Ne yok? Pantolon askılarımız var. Ah, ne güzel. O da moda olmalı bence. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Mazura markasının çok önemli bir ismi Selda Hanım, Selda Susal. Mazura, yani bu papyonların hemen arkasındaki etikette Mazura markasını görüyorsunuz. Keza kravatta Mazura markasını görüyorsunuz. Şimdi sizin özelliklerinizi konuşalım. Orada da bir papyon var ki bayıldım ona. Biraz kışlık. Evet. Kışlık bir papyon. Papyonun da kışlığı var yani. Kravatlarda olduğu gibi. Özelliklerinizi konuşalım. Sizi diğer ürünlerden ayıran özellikle kravat konusunda işin püf noktası nedir? Onu konuşalım. Tabii. Hangisinden başlayalım? Tabii. Kravatlar mı başlayalım? Dilerseniz bir mazura nedir? Mazuradan. Evet. Mazura nedir? Aslında biz mazurayı el yapımı mutluluklar olarak tanımlıyoruz. Yüksek kalitedeki nedir yani yaptığımız şey? Yüksek kalitedeki kumaşları, materyalleri alıyoruz. Bunları çok güzel bir el işçiliğiyle birleştiriyoruz. Ve kişiye özel kıyafet ve aksesuarlar tasarlayıp üretiyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi styling, dolap detoksu ve de sadakat şirketleriyle çalışmak üzere özel şirketlerin özel müşterilerine yönelik çeşitli hizmetler sunan bir firmayız. Firmasınız. Evet. Bir koltukta 125 karpuz. Evet. Peki, sizin Mazura mutluluk veriyor bize. Evet. Ölçmekten geliyor değil mi? Mazura. Doğru. Aslında dediğimiz gibi el yapımı mutluluklar tanımına uygun olarak ismi de iki kelimenin aşkından ya da flörtünden ortaya çıktı, doğdu diyebiliriz. Hepimizin bildiği ölçü almaya yarayan mezura ve daha azımızın belki bildiği masura kelimesi. Masura da nedir? Dikiş makinelerinde iplikleri taktığımız çengel gibi bir şeydir. Evet, evet iplikleri takılan yerdir. Aynen öyle. Evet. Şimdi sizin bir özelliğinizi biliyorum. Özellikle kravat kumaşları ile ilgili olarak. Evet. Yani doğru kravat seçimi, işte moda çizgiler hepsini konuşalım istiyorum. Evet. Ama özellikle kumaş seçiminde bir farkınız var. Doğru. Onu sizden dinleyelim. Ben biliyorum tabii de. Doğru. Dilerseniz önce gömleklerden başlayalım. Öyle mi yapalım? Çünkü markamızın öyküsü aslında gömleklerle başladı. Mazura'nın öyküsü. Mazura'nın öyküsü gömleklerle başladı. Şu anda da Selda Hanım'ın üzerinde gördüğünüz beyaz gömlek Mazura'nın kadınlar için üretmiş olduğu. Evet. Çok kaliteli kumaştan. Evet. Ve çok şık. Sade ama çok iddialı bir gömlek. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi gömlek aslında çok sofistike bir giyimdir. Tabii, tabii. Çok fazla ince detayı vardır. Ve biz gömlek alırken aslında temelde 4 tane kritere bakarız. Bunlardan bir tanesi kaliteli kumaşın olmasıdır. Tabii. Kaliteli kumaş dediğimiz zaman nedir? Kumaşın kaliteleri aslında numaralarına göre belirlenir. Numara yükseldikçe kumaşın da kalitesi artar. Piyasada sizin bulduğunuz normalde satın aldığınız herhangi bir mağazaya girdiğinizde satın aldığınız gömleklerin numaraları, kumaş numaraları yaklaşık 40S, 50S, 70S gibi değişirken bizde 140S'in altında herhangi bir kumaş kullanmıyoruz. Dolayısıyla yani polyester ve benzeri herhangi bir malzeme kesinlikle bizim ürünlerimizde yok. Bu ne anlama geliyor? Aslında üzerinizde taşıdığınız bu gömleğin hafif olması anlamına geliyor. Yani şu anda ben bu gömlek var mı yok mu üzerimde hissetmiyorum diyebilirim. O kadar hafif bir malzeme. Aynen öyle. Onun yanı sıra dikim, ikinci aradığımız şey ince detaylardır gömleklerde. Biz İngiliz dikim yöntemini kullanıyoruz.
Overlock asla kullanmıyoruz. Yakalarımız kelebek gibi asla açılmıyor çünkü Alman telaları kullanıyoruz bunun için. Gömleğin üzerine oturması için genelde pensler yapılır. Halbuki pens basitleştiren bir unsurdur. Dolayısıyla biz gömleği vücuda oturttururuz ama hiçbir şekilde pens kullanmayız. Gibi aslında çok ayrıştırıcı ve kaliteyi şık, yukarıya doğru taşıyan şık detaylar. Evet, detaylarımız var. Kravatlara gelince aslında biz şunu görüyoruz. Türkiye'de iki tip kravat bulabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi polyester. Ki polyester çok kaliteli bir malzeme değil bildiğiniz değil, üzere. Evet, değil. İkincisi ipek gömlek şeyler, kravatlar. Kravatlar. İpek kravatlara geldiğimiz zaman da bunlar daha çok yurt dışından geliyor ve oldukça pahalı ürünler. Biz de ne yaptık? Dedik ki istiyoruz ki Türk malından üretilsin bütün kravatlar ama bunlar çok aynı güzel, zamanda çok da kaliteli olsun kendimize istiyoruz. Bir kere güvenmeliyiz. Yani aynı, kendi ürünümüzü, üretimimizi sevmeliyiz. Çin'in, oranın, buranın kalitesiz ürünleri Türkiye'de cirit atıyor maalesef. Oysa dokunduğum zaman şu kumaşlara beni mutlu eden bir hisse sahip oluyorum şu anda. Çok teşekkürler. Bizim her şeyimiz, bizde tekstil çok güçlü. Hı hı. Evet, buyurun dinleyelim. Evet. İtalya'da başlayan bir akımı aslında Türkiye'ye getirdik. Ve yünümsü ve ipekimsi ceket kumaşlarından kravatlar üretmeye başladık. Ve böylece üst kalitede kravatları piyasaya, pazara sunabilme imkanına sahip olduk. Bu öyle bir şey. İkinci yine çok gurur duyduğumuz bir konu ise örgü kravatlarımız. Aa. Onlardan maalesef şu anda yok yanımızda ama örgü kravatlarımızın da özellikle hani bize gurur duyduran kısmı Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bir kısmını ürettiriyoruz ve oradaki sosyal kalkınmaya da, ekonomik kalkınmaya da bir güzel şekilde tamamen katkı tamamen bir sağlıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde. Sosyal yatırım diyebiliriz. Ona. Sosyal mükemmel, kalkınma diyebiliriz. Mükemmel. Aynen öyle. Papyonlara gelecek olursak aslında yavaş yavaş dünyadaki trend kravatlardan papyona doğru kayıyor. Belki siz de fark etmişsinizdir son birkaç yıldır. Papyon çok yaygınlaştı tabii. Papyon çok yaygınlaşmaya başladı. Eskiden hatırlarsanız böyle kalın kalın kravatlar vardı. Onlar yıllar içerisinde giderek böyle biraz biraz inceldiler. Ve artık yavaş yavaş kendilerini papyonların yerine bırakıyorlar. Yani geçmişte işte papyon dediğimiz zaman özel gecelerde ya da işte düğünlerde takılan bir aksesuar olarak bilirdik. Ama artık öyle değil. Artık erkeklerin günlük hayatını renklendiren bir aksesuar olarak karşımızda. Çok seviyorum ben de. Evet, evet. Aynen evet, öyle. Yani kadınlarımız da papyon takmalı. Çok şık, sade bir gece giysisinin üzerine dünyanın en pahalı pırlantasını da taksanız papyon kadar sizi şık göstermeyecek. Onun için herkes sizin taşınıza bakacak. Herkes o taşın fiyatını konuşmak isteyecek ve sizi gölgeleyecek. Oysa papyon çok sempatik, farklı ve her türlü kıyafetle kullanılabilecek bir aksesuar. Aynen. Onun için ben çok severek takıyorum papyonu ve yaz kış demeden kullandığım benim için çok kıymetli bir aksesuar. Bu da Mazura papyonu. Kendi papyonumu şimdilik tatile çıkardım. Bu giysiye uygun Mazura'nın muhteşem papyonunu taktım gerçekten. Yani kadınlarımız çok da artık papyon işte kullansınlar. Evet, evet. Yani çok önemli. Papyon hakikaten kadına da erkeğe de çok katkısı olan ve daha farklı sıcak. Farklı bir hava katıyor size. Daha sıcak, daha sempatik. Evet. Değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Ne güzel. Evet, kesinlikle. Bunun dışında kol düğmelerimiz var. Kol düğmeleri de en fazla aslında rağbet gören ürünlerimiz arasında yer alıyor. Orada da biraz kendimizi farklılaştırıyoruz. Meslek gruplarına özel kol düğmelerimiz var. Mesela bir tarafta işte trust me yazıyor, bana güven yazıyor. Öbür tarafta I'm a doctor, ben bir doktorum. Ya da işte bana güven, ben bir avukatım İngilizce olarak. Peki genel. Ben ne yapacağım şimdi? Size bana güven. Bir şey. Boş kaldı. Boşluk. Buluruz orada bir şeyler. Bulalım. Buluruz evet, orada bir şeyler. Dolayısıyla onlar da çok rağbet gören ürünlerimiz arasında yer ne alıyor. Ne güzel. Ve yeni bir trend ya da akım diyelim. Çok güzel. Eskiden vardı aslında ama sonra bazen unutulup gidiliyor bazı aksesuarlar. Pantolon askıları. Ah ben çok severim. Şimdi aslında bakarsanız kemer takmaktan çok daha rahat. Ve sempatik. Ve sempatik. Size ayrı bir hava katıyor. Sizi çok daha farklı gösterebiliyor.
Dolayısıyla şu anda müşterilerimize onları deneyimletmeye çalışıyoruz çok gayreti güzel. İçerisindeyiz. Aslında eski çizgilerin geri gelmesi çok güzel. Papyon bir dönem Türk erkeğinde çok yaygın. Evet. Fakat daha sonra yeni kravata bırakıyor. Ama biliyor musunuz maalesef 4 ya da 5 tane papyon ustası kalmış durumda şu an Türkiye'de. Değil misiniz? Evet. Olamaz böyle bir evet. şey. Derhal çıraklık eğitimine başlanmalı. Doğru. Çünkü hem kravatı bilmek hem papyonu bilmek Doğru. çok önemli. Doğru. Allah Ve bugün Allah. Bütün büyük yani mağazaların çoğunda bulduğunuz papyonların da tedarikçisi aslında mazura. Öyle mi? Evet. İşte bir mazuranın yeteneklerinden birini daha evet. öğrenmiş olduk. Bir koltukta kaç karpuz demiştim? Çok. 125, 200, 300 çok. Karpuz. Çok karpuz, çok karpuz. Yani mazura markası ciddi bir tedarikçi birçok evet. firma için. Peki, papyon konusunda özellikle. Kravat ve papyon kumaşları öz Türk malı. Gerçek anlamda Türk malı, yerli malı. Bu da çok akıllıca bir proje. Her şeyi ithal ettiğimiz bir süreçte kendi kumaşımızın değerlenmesi ne kadar güzeldir. Evet. Aynı ceketin mesela ceketin kravatını takmış kişi. Hoş olabilir. Tabii herkesin tarzına aslında tarzı bakmak olabilir. Lazım birazcık. Her şey her şeyle kombinlemek Tabii. aslında mümkün. Yani yeter ben yakıştırabilirsin. Kravatı kadınlarda da seviyorum. Aslında dişiliği daha ön plana çıkartıyor gibi geliyor bana. Peki... Ne konuşacaktık? Şu gardırop detoksu beni çok ilgilendirdi. Gardırop detoksu. Hani olur ya bazen böyle bir yere gideceksiniz, işe gideceksiniz. Giyinemezsiniz kıyafetten. Dolabı açarsınız, birçok kıyafet var ama hiç kıyafetiniz yokmuş gibi hissedersiniz. Öyle oluyor evet. Çünkü bazen hani o kombinleri yapmakta zorlanıyorsunuzdur. Bazen şey de oluyor yani özellikle biz kadınlar canımız sıkılıyor. Hadi gidelim bir alışverişe verelim kendimizi diyoruz. Ve aslında hiç giyinmeyeceğimiz şeyleri de alıp o dolabın içine tıkabiliyoruz. Maalesef. Dolayısıyla biz styling ve gardırop detoksu anlamında gidiyoruz. İnsanların öncelikle bir yaşam tarzını anlamaya çalışıyoruz. Yani bu insan ne iş yapıyor, hangi pozisyonda çalışıyor, nerelere gidiyor, nerelerde tatil yapıyor, hafta sonunda nelerle ilgileniyor, hobisi var mı? Dolayısıyla o insanın bir profilini çıkartıyoruz. Bir renk analizi yapıyoruz. Bu kişiye hangi renkler gider, nasıl bir tarzı vardır diye. Ve daha sonra da bir haftalık kombinler yapıyoruz dolabındaki kıyafetlerden. Ve ona da birazcık ondan sonraki süreçte ipuçları vererek sonrasında daha kolay kıyafetlerini kombinlemesini sağlıyoruz. Biliyor musunuz geçenlerde bir araştırma okudum. Nerede yapıldığını hatırlamıyorum ama insanlar haftada 1,5 saatini ayna önünde geçirirlermiş. Ve kadınların %54'ü de işe kıyafetini seçemediği için geç kalırmış. Ben hep akşamdan hazırlarım. Dolayısıyla artık bildiğim zaman, için bu işleri. Evet, aynen öyle ama hani bazımızın buna ihtiyacı oluyor. Böyle bir desteğe ihtiyacı oluyor. Zamanın artık lüks olduğu bir dönemde aslında son derece kıymetli bir hizmet bu. Çok güzel bir hizmet evet. bu. Talep çok mu? Evet, geliyor talepler. Hem sadakat ajanslarına verdiğimiz hizmetler üzerinden alabiliyoruz. Hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bize bu yönde talepler gelebiliyor. O çok güzel. Evet. Peki stil danışmanlığı mı yapıyorsunuz? Yani diyelim ki ben size geliyorum. Ya ben biraz tarzımı değiştirmek istiyorum diyorum. Kendimi çok klasik buldum belki vesaire vesaire. Nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Aslında gardırop detoksunda bahsettiğim şeylerin aynısını yapıyoruz. Öncelikle biz sizi bir tanımamız lazım. Çünkü hep söylediğimiz bir şey vardır. Moda aslında geçicidir. Kalıcı olan stildir. Dolayısıyla size doğru stili bulmak, onu birazcık günün trendleriyle harmanlamak ve size en yakışan kıyafetleri, en yakışan modelleri önermek üzerine kurulu bir sistem diyebiliriz. Çok güzel. Aslında bu herkesin yapması gereken bir çalışma değil mi? Özellikle sizin gibi böyle çok detay gören, detaylarla uğraşan kişiler için. Pek çok kadınımız ve erkeğimiz yanlış giyiniyor. Evet. Onun doğru. için doğru stili, doğru tarzı bulmak doğru. lazım. Değil doğru. mi? Neler doğru. gözünüze batıyor? Bazen paçalar özellikle erkeklerde. Ya akordeon gibi ya da kısa mı? Evet. Bazen ceketler, örneğin ceketin kolları bazen çok uzun olabiliyor, bazen çok kısa olabiliyor. Gömleklerdeki ince detaylar işte yakanın hani...
uçuşuyor olması, kelebek yaka diyoruz onlara. Kalkmış olması her böyle taraftan havalara. Kalkmış. İşte dikişi düzgün değilse o tip detaylar aslında çok çok önemli. Çok ince dokunuşlar sadeliktir ama o sadeliğin içine bir klaslık katmak istiyorsanız bütün bu dokunuşları çok iyi biliyor olabilmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Süremizin sonundayız. Mazura'nın papyonları, kravatları, kol düğmeleri biz hala bulamadık şimdi. Trust me ama ben kimim? kol düğmeleri, onun yanında stil danışmanlığı, pantolon ya da etek askıları niye olmasın? Evet. Çok severim ben de. Çocuklarda da çok sevimli durur askılar. Mağazamıza bekliyoruz. Geleceğim ve gömlekler. Her renk evet. Bulabiliyoruz herhalde gömlekleri. Evet, şöyle söyleyeyim size. 3000 çeşit kumaş içerisinden seçebilirsiniz. Bu arada mağazamız Galata'da yer alıyor. Evet. Orada bir design mağazamız var. Hem gömlekler hem aksesuarlar orada var. Ama sadece aksesuar almak isteyenler için de Cevahir Alışveriş Merkezi'nin içerisinde kravat ve papyonları oralardan da temin edebilirler. Temin edebilirler. Evet. İşte bu kadar. Bu iletişim bilgilerini lütfen alınız. Ekranda görselleri de izliyorsunuz. Ben bayıldım her birini. En çok bayıldığım noktada özellikle el örgüsü kravatların, örgü kravatların papyonu var herhalde değil mi onun? Yok mu yoksa? Kravatlar var, örgü kravatlar tamam, var. Tamam, ben kravattan papyon yapacağım demektir. Anadolu'ya bir yatırım olması için o bölgelerde yaptırılıyor olması ve öz be öz kravatlarda ve papyonlarda yerli Türk malı kumaşlarımızın kullanılıyor olması bu çok önemli. Kendimizi ne olur sevelim. Taktığımız kravat bizim ülkemizin üretimi bir kumaştan, papyon keza öyle, gömlek keza öyle. Biz aslında en güzelini yapıyoruz. İşte keşfeden kim oldu? Mazura oldu. Evet. 10 yaşındaki bir çocuğun hayalleri üzerine kurulmuş bir markadır. Bunu da unutmayın, olur mu? Bakın çocuk hayalleri gelecekte nerelere kadar uzanabiliyor. Çocuklarımızı da çok sevelim. Onlara da papyon çok yakışıyor. Evet. Erkeklere de, kızlara da. Kesinlikle. Onlar için de yapar mısınız diye sorayım. Neden olmasın? İşi büyüttüm. Çok teşekkür ediyorum Sevda Hanım. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Mazura markası bu unutulacak bir sözcük değil. Hafızalarınızda şimdiden kaydoldu biliyorum. Ve lütfen hep beraber şimdi Galata'ya Mazura'ya gidiyoruz. Neden bekliyoruz. Olmasın? Yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın.